Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev esîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttas ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal hurrimet el cennetu alel enbiyai alel enbiyai küllihim hatta edhuleha ve hurrimet alel ümemi külliha hatta tedhuleha ümmeti sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı ızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserin müellifi Ahmet Ziyan Gümüşhanevi başta olmak üzere kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımız, meşayih efendilerimiz ve bu sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişleri, şühedanın, kuzatın, tüm geçmişlerimiz erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hurrimet el-cennetü alel-enbiya. Cennet peygamberlere haram kılındı. Küllihim hepsine istisnasız bütün peygamberlere cennet haram kılındı. Hatta edhuleha ben o cennete girmedikçe evet girinceye kadar tüm peygamberlere cennete girmek haram kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette ilk dirilecek olan yani evvelühüm ba'sen yevmel kıyame kıyamet günü ilk dirilecek olan insan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve evvelühüm fil mizan ve sırat mizanda tartılacak olan sevabı tartılacak olan ve sırat köprüsünden ilk geçecek olan da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Keza ve duhul fil cenne cennete girecek olan ilk kimse de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin iman bakımından ilki ve mizanda da tercih edilen ilk kişi. Evet bu hadis-i şerifi şu Müslim'de Ebu Davud'da nakledilen hadiste teyit ediyor, destekliyor. Ene seyyidu veledi Adem yevmel kıyame. Ben kıyamet günü Adem oğlunun efendisiyim. Efendisiyim. Evvel men yenşakku anhül kabr. Kabirden ilk kalkacak olan, kabri ilk açılacak olan insan da benim. Ve evlü şafi'in. İlk şefaat edecek olan da benim. Ve evvelü müşeffa, şefaati ilk kabul olunacak olan da benim. Evet, bu hadis biraz evvel okuduğumuz hadis-i şerifi destekliyor, teyit ediyor. Keza yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min Müslim'de, Darimi'de nakleden şu hadis de bu anlamdadır. Ene ekserul enbiyai teb'an yevmel kıyame. Kıyamet gününde kendisine tabi olan en çok peygamber benim. En çok bana tabi olan peygamberler arasında en çok bana tabi olanlar var.
Ben bu konuda bir en çok tabi olanlarım. Ve ne evvel men yakravu babel cennem, cenneti alanın da kapısını ilk vuracak olan, tıklayacak olan benim, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine bir hadis-i şerifte de ene ati babel cenne yevmel kıyame, kıyamet günü ben cennetin kapısına gelirim. Fe esteftihu kapının açılmasını söylerim, isterim. Fekulu men ente, cennetin görevli meleği, men ente, sen kimsin der içeriden, sen kimsin kapıyı açılmasını isteyen, kimsin sen? Fekulu Muhammed, ben de Muhammed'im derim. Fekulu bike ümirtü en la efteha li ahadin kableke, evet, zaten ben de senden başka cennetin kapısını açmamaya, senden evvel başka birinin cennetin kapısını başka birine açmamaya emrolmuştum der. Evet. Buhari Müslim hadisi, Nahlul Ahirun. Biz en son gelen ümmetiz. Vel evvelun, aynı zamanda ilkiz. Yani cennete ilk gelecek, sırattan ilk geçecek, hesabı ilk görülecek olan ümmetiz. Yevmel kıyamet, kıyamet gününde. Hem en sonuz hem ilk evveliz. Buhari Müslim hadisi bu. Evet. Ve nahnu evvelu men yedhulul cenne, biz ümmeti Muhammed cennete ilk girecek olanlarız. Evet. Cennete ilk girecek olanlarız. Gene Buhari'de, Müslim'de nahnul ahirune min ehli dünya. Evet, biz dünya ehline göre son gelenleriz. Ama vel evvelune yevmel kıyame, kıyamet gününde ilk olacağız. Kıyamet gününde her şeyde bir başı çekeceğiz. Evet. Evet. El makdiyyu lehum kabler halaik. Bütün yaratıklardan evvel bizim hakkımızda hüküm verilecek. Bu hadisler de evet, cennet benden evvel, ben girmeden evvel diğer peygamberler haram kılındı hadisinin anlamını destekleyen, teyit eden hadislerdir. Evet. Evet, benden evvel peygamberlere ben girmedikçe cennet haram kılındı. Ve hurrimet alel ümemi küllihe hatta tedhuleha ümmeti, benim ümmetim girmeden evvel de tüm ümmetlere cennete girmek haram kılındı, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadiste, Tirmizi hadisi, celese nasun min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından peygamberi imanlı olarak sağken gözüyle gören, onun yanına gelen kimseye sahabi derler. Bu sahabiler bir kere görmüş olsa da bile, peygamberimiz bir kere görüşmüş olsa bile sahabidir. Tabii Ebu Bekir gibi devamlı yanında olanlar mertebe bakımından üstün olabilir, ama sahabi olmak bakımından bir defa görüşmek yeter. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden bir takım insanlar oturdular. Evet. Oturdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden. Feharaca sem'ahum yetezâkerûne. Onlar birbirleri konuşurken bu sesleri dışarıya çıktı. Oturdukları yerden dışarıya duyuldu. Gâle bâduhum, bazıları o sahabilerden bazıları dediler ki innallâhu teâlâ ittehada İbrahim'e halîle. Allah-u Teala İbrahim'i halil, dost edindi. Evet. Ve kâle âhar, bir diğer sahabi de Musa kellemehu teklimen. Musa da kendisiyle konuştuğu peygamberdir. Ve kâle âhar, bir diğer sahabi de fe İsa kelimetullahi ve ruhu. Evet. İsa da Allah'ın kelimesi ve ruhudur. Evet. Ve nefaktu min ruhi, ruhumdan üfledim. Allah'ın emriyle Meryem anamız
kimseyle evlenmeden Allah'ın emriyle olmuş bir peygamberdir diye konuştular. Ve kâle âhar, bir diğer sahabi de Âdem'i istafâhullâhu, evet, Âdem de Allah'ın seçtiği bir peygamberdir. Seçti onu. Fe haraca aleyhim ve selleme. Peygamberimiz de onların bu konuşmalarını duydu ve çıktı. Oturduğu yerden, odasından çıktı ve onların yanına çıktı. Ve kâle, semîutu kelâmeküm. Evet, ve acebüküm. Şaşırdığınızı, sözlerinizi işittim. İşittim. İnne İbrahim'e halilullah. Evet, İbrahim Allah'ın halili, dostudur. Ve kezalik ve evet. Ve Musa neciyullah. Evet, dostudur, doğrudur, böyledir. Allah'ın halilidir. Musa da Allah'ın kurtardığı Firavun'dan, biliyorsunuz. Firavun'un zulmünden Allah'ın emri üzere iman edenlerle beraber Kızıldeniz'e doğru yol aldı. Firavun bunları öğrendi. Arkasından ordusunu toplayınca kadar onlar yoluna devam ettiler. Denizin dibine, bunu anlatmıştık ama gene anlatıyorum. Denizin dibine geldiler. Dediler ki ben İsrail, hani ya, önümüze deniz çıktı. Yukarıdan dolaşsak şimdi yakalayacak bizi. Musa Aleyhisselam da Allah bizi yalnız bırakmaz dedi. Böyle konuşmayın dedi. O sırada deniz 12 yola ayrıldı. Yani Beni İsrail kendi kabileleri arasında geçinemiyor. Öyle bir millet. Evet, 12 kabile, 12 yol oldu. Aynı yoldan gitseler birbirleriyle kavga edecekler. Ve böyle daldılar, yürüdüler. Tam çıkarlarken Firavun da arkadan onlara yetişti. Firavun'a baktı, yol açılmış, deniz böyle 12 yol olmuş. O da ordusuna marş marş dedi, yürüdü. Tam denizin ortasına gelince deniz kavuştu. Boğulacağı zaman Kur'an-ı Kerim'de ayetler böyle. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre ben de Beni İsrail'in inandığı dine inandım, Allah'a inandım dedi. Ama Allah Zülcel Hazretleri el-ene şimdi mi? Evet. Son anda, her zaman söylüyoruz, insanların gözü açılıyor, gideceği yer görüyor. Onun için öyle güzel insanlar ölürken o gideceği güzel cennet bahçelerini görünce gülerekten ölüyor. Ama bazıları da yırtınıyor, gitmek istemiyor, kürüyor için gideceği yeri. Evet, bunu müşahede edebilirsiniz. Evet, öyle söyledi. Evet, Musa Aleyhisselam da kavmiyle böylece Firavun'un şeyinden kurtuldu. Evet, sonra gene çıktılar, Beni İsrail böyle. Çıktıktan sonra su yok dediler, susuz öleceğiz. Durun yahu dedi, durun. Allah onlara su verdi çölde. Hala o su duruyor efendim. Kuyu suyu duruyor. Evet, onları kurtardı. Evet, Musa Allah'ın kurtardığı necidir. Ve kezelik böyledir. Ve İsa ruhuhu ve kelimetü. İsa da Allah'ın ruhudur. Çünkü kimseyle evlenmedi Meryem anamız. Ve böyle evlenmeden Allah ona ruh verdi ve kelimetü ol dedi, oldu. Öyledir, doğrudur ve kezelik böyledir. Ela ve ene habibullah. Ben ise Allah'ın sevgilisiyim. Ve la fahra, övülme yok. Ben övülmek için söylemiyorum. Allah beni böyle yarattı. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Ve me ene hamil livail hamd yevmel kıyame. Kıyamet günü livail hamd sancağını taşıyacak olan da benim. Evet. Tahtu Adem, o livat hamsacı altında ilk insan, ilk peygamber, dünya gelen Adem Aleyhisselam da olacak. Evet. Hemen dünü diğerleri de olacak. Ve la fakra. Evet, ben sonuncuyum ama ilk insan bile benim livat hamsacı altında, Adem de başmak üzere olacaklar bu livat hamsacı altında. Ölmek için söylemiyorum. Allah beni böyle seçti. Ve ene evvelü şafiün ve evvelü müşafiun yevmel kıyame. Kıyamet gününde ilk şefaat edecek olan, Allah'ın izin vereceği Müslümanlara ilk şefaat edecek olan da benim. Şefaati ilk kabul olacak da benim. Gene övünmek için değil. Ve la fakra. Bu Allah'ın bana lütfudur. Ve ene evvelü men yuherrikü
halakal cenne. Evet, ben cennetin kapısını tık tık tık, evet, açın kapıyı anlamına, tık tık diye vuracak olan ilk insanım, ilk insanım, ilk adamım. Evet, feyeftahu lillahi, feyeftahu allahu li, feyedhuli neha niha. Evet, Allah-u Zülcelal Hazretleri bana orayı açacak ve oraya beni oraya sokacak, cennete sokacak. İlk cennetin kapısını vuracak, içeri gireceğin adamım. Ve ma'i fukara'il mü'minine. Ben cennete girdiğim zaman benim yanımda da ümmetim olacak. Ümmetin fukarası olacak, cenneti hak edenler olacak. Vela fakhra. Bunu övmek için söylemiyorum. Bunu Allah bana lütfetti. Evet. Ve ene ekremul evveline vel ahirine. Ben ilk insanların da son, dünya kıyamet kopacak zaman gelen son insanların da şeyim, en keremlisiyim, asiliyim. Vela fakhra. Bunda da övünmek için söylemiyorum. Bunu Allah'ın bir lütfu bu. Evet. Bu bütün bu iyilikleri Allah Teala bana lütfetti. Ben değil, benim nefsimden değil. Allah Zülcelal Hazretleri kendi zatından bana bunları ikram etti. Evet. Ben de, kendi işim değil bunlar. Allah'ın lütfu bana. Evet, ben bunu ihtihar için söylemiyorum. Allah'ın bana lütfu budur diye söyledi güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hadis-i şerife göre evet, Allah Zülcelal Hazretleri bizleri ne kadar seviyormuş, ne kadar lütfetmiş, bütün evvel, ahir, bütün insanların imamı, önderi, en şereflisi olan, cennete ilk girecek olan, Allah'ın lütfettiği en büyük peygamberin ümmeti olmak. İlk ümmet, cennete girecek ilk ümmeti olmak. Ümmetlerin en hayırlısı. Küntüm hayra ümmetin. Ühricet linnâsi. İnsanlara çıkarılan ümmetlerin en hayırlısınız. Küntüm. Siz öylesiniz. Elhamdülillah. Bu şükrü eda için her gün şükretsek ödeyemeyiz. Ondan dolayı ümmeti Muhammed'den olma devletini, izzetini, şerefini korumasını bilmeliyiz. Buna çok şükretmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme minnet borcumuz var. Ona çok salavat getirmeliyiz. Onun bütün hareketlerini, sözlerini, emirlerini, beğendiklerini hayatımızda uygulamalıyız. Bu şerefe uygun yaşamalıyız. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Dar-ı Kudni Hazreti Ömer'den nakletmiş. Ömer İbn-i Hattab'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hurrimet aynun alen nari seheret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalan kimsenin kim gözüne, bu göze Allah cehennemi, ateşi haram kılmıştır. Allah yolunda uykusuz kalan uyumayan göze cehennem ateşini Allah haram kılmıştır. Evet. Yani Müslümanların askerini korumak için nöbet tutuyor. Onları nöbetinde koruyor, uyumuyor. Evet, Müslümanların beldelerini korumak için, Müslümanların ırz ve namuslarını korumak için uykusuz nöbet tutuyor. Yani askerlikte böyle nöbetlerde uyuma. Bu maksatla ben imanı, İslam'ı koruyorum. Müslümanların canını koruyorum. Mallarını koruyorum, ırz ve namuslarını koruyorum diye bu niyetle askere gittiğin zaman nöbet tut. Bak öyle diyor. Böyle olursa bu nöbette uykusuz kaldığı böyle gün sebebiyle o gözü cehennem ateşine haram kılar diyor. Bir güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi yalnız askerden bu hayır. Hayır. Gene diyor ki mesela ve la yuqudu en yaum es-sabil li nahvi men sahara li ihya'il layali linashiyya. Evet, el-leyl nashiyatul leyl allati ashadtu watan wa aqmi qila lisiyema lil tahajjud. Geceleri ihya etmek için müminler zikrederler.
Evet. Tesbih ederler. Bilhassa teheccüd kılarlar. Akşa namazından sonra, yatsı namazından sonra yatacaksın. Uykun tadını alacaksın. Tatlı uykundan kalkacaksın. Farz değil. Ama iki rekatlı dünya ve dünyadakinin daha hayırlı, daha kıymetli. Ve teheccüd kılacaksın. Aha bu teheccüd kılmak için, Kur'an okumak için, zikir için, tesbih için uykusuz kalan gözde cehenneme Allah haram kılmıştır. Cehennemi onu yakmasını haram kılmıştır. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisine binaen alimlerimiz öyle söylüyorlar. Evet efendim, bunu da hiç hücreden çıkarmamız lazım. Evet, aklımızdan çıkarmamız lazım. Evet, gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerifte, Hakimin Müstedrek'inde geçen bir hadis-i şerifte, küllü aynin bakiyetun yevmel kıyame illa aynen gaddat an meharibillahi. Evet, gene bir hadis-i şerifte kıyamet günü her göz ağlayacak korkudan, sıkıntıdan her göz ağlayacak. İlla aynen gaddat an meharibillah. Ama bir göz var ki harama bakmaktan korunmuş. Evet, şimdi bu hadisin gereğini yapmamız lazım. Cehennem ateşi yakmayacak. Bizi yakmasın diyorsanız sokağa çıktığınız zaman kadınların örtülmesi, 1936'da her zaman söylüyorum, devletin bastırdığı Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mahalle Türkçe tefsire bakabilirsiniz efendim. Orada Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın yazdığı, onun yazdığı, devletin bastırdığı tefsire bakabilirsiniz. Resmi tefsiri nasıl size şey veriyorum. Orada Allah Celle Celaluhu, evet, kullil müminat yavdutlu min absıra salim. Mümine kadınlar gözlerini harama bakmasınlar. Mümine kadınlar başlarını örtsünler, saçlarını, kollaklarını, üstlerini örtsünler. Evet. Vela yübdine zînetehünne, güzelliklerini başka yere göstermesinler. Yüz, saç bitiminden çene altına kadar yukarıdan aşağıya, iki kulak arasında olan bölgeye yüz denir. Aha bu yüz bölgesi hariç. Şu ellerindeki o bileklerinde hariç. Ayaklarındaki topuklarından hariç alt tarafı görülebilir, üst tarafı görülemez. Evet, keza kolları görülemez, elleri görülebilir kadınların, yüzleri görülebilir. Nikah düşecek olan erkekleri göstermeleri haramdır. Allah'ın ayeti bu. Bu benim fetvam değil, falanı filanı fetvası değil. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Resmi tefsiri bakabilirsiniz. Evet, kadınlar şimdi... Müslümansa, tabii Müslümanlara hitap ediyoruz. Müslümanlara bu hitaptır. Kafir zaten imanı yok. Onlarla ilgimiz yok. Ama Müslüman adı Ayşe ama sokakta başı açık, gerdanı açık, kolları, bacakları açık. Müslümanım diyor. Evet, çok şimdi böyle. Müslümanım diyor. Ama bu resmi tefsir bakabilirsiniz. Allah'ın ayetine göre kadın nikah düşecek erkeklere yüzü, eli, ayağı hariç başka yerlerini gösteremez. Göstermesi büyük günahtır, haramdır, haramdır. Şimdi sokakta böyle adamlar, bir şey diyemiyorsun, karışamıyorsun. Aslında imkan olsa örteceğiz elimizle, yapamayız. Sözle ört kardeşim başını diyeceğiz, yapamıyoruz hocam. İçimizden ah imkanım olsaydı ben seni örttürürdüm diye tasvip etmeyeceğiz. Evet, çok önemli. Evet, çok önemli. Ahir zaman ümmetinin markası bu, hep söylüyorum. Böyle Allah'ın emriyle aykırı gördüğü şeyi fiilen düzeltir. Düzeltemiyorsa sözle düzeltir. Onu da yapamıyorsa kalben ondan nefret eder. Ama her zaman söylüyorum, iki delikanlı sevişiyor, öpüşüyor yolda, nikah yok, bir şey yok. Evet, kardeş falan değiller. Ya sen de diyorsun ki Müslüman. Ya yakışıyor ya bunda, Allah'ın haramı yakışır mı ya, böyle denir mi? Bir Müslüman, çok tehlikeli söz bu.
Allah'ın yasak ettiği günah bir şeye yakışıyor denirse tasvip etmiş oluyorsun onu. Zaten böyle kalben iğrenmek, böyle Allah'ın haramlarına fiilen müdahale edemiyorsun, sözle müdahale edemiyorsun, kalben onu benimsemiyorsun, reddediyorsun. Bu en zayıf imandır diyor. Bu da yoksa diyor, orada iman yok diyor. Güzel Peygamber'in sözü bu efendim. Onun için aman gözünüzü seveyim, yolda böyle şey gördüğünüz yakışıyor bunlara bu öpüşmek sevinci demeyin. Haram, günah. Ama o haramı Allah haram dediğine güzel derseniz Kur'an ayetini reddetmiş olursunuz. Bakabilirsiniz akaid kitaplarına. Aman böyle söylemeyin. İnsan inkar etmedikçe, günah işleyince kafir olmaz. Ama böyle ayet varken böyle söylerseniz ayetle çatışırsınız, çelişirsiniz. Çok tehlikeli. Şimdi bunu çok söyleyen var. Onun için bunları duruyorum üzerinde. Evet, evet. İşte böyle sokağa çıktınız. Bir şey diyemiyorsunuz. Böyle içinizden ah imkanım olsa falan diyeceksiniz. Diyemiyorsunuz. Böyle içinizden geçiriyor. Bu en zayıf imanın. Şimdi öyle sokağa çıktığın zaman o açılmış bana ne? Yok. Öyle diyor. Bak güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü ağlayan göz ateş yakmaz bir, iki Allah korkusundan, iki Allah'ın haramlarına bakmaz. Evet, sokakta kadın açılmış diye onun saçına, göğüslerine, karnına, koluna, bacağına bakmaz. Hemen velyat buhumruhinde vela cübihinde kul lil mümini yahuttu min absarihim kul müminine kul lil müminati yahuttu min absarihim. Gözünüzü indirin diyor Allah. Bu Allah'ın emri, ayet. Hemen gözünü indireceksin. Ya güzel parçaymış ya. Güzel gözleri varmış ya. Güzel yüzü varmış, saçı var. Sakın ha! Sakın ha! İşte o zaman büyük günah olur. Hemen indireceksin. İşte gözlerini böyle haramlara bakmaktan indirenleri cehennem ateşi yakmaz. Evet. Ve aynen seheret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalan gözü de cehennem ateşi yakmaz diyor güzel Peygamberimiz. Evet ve aynen harece minha misel ra'si zübab. Evet böyle bir göz ki o şeyin sineklerin şeysi gibi başı gibi gözyaşları damlaları aktıyor. Min haşyetillah Allah korkusundan böyle sinek kafası gibi yaşlar akıyor. Aha bu gözün sahibini de bu gözü de cehennem ateşi yakmaz. Öyle şimdi Münavi diyor ki İmam Münavi bunu yanlış anlamayın diyor. Üzüntü ağlamasıyla bu göz ağlamaz. Vel bükevü şürürün sevincinden ağlar. Sevinç gözyaşı döker. Ama üzüntü yaşı dökmez diyor. Bu onlamaradır. Yani hiç ağlamaz yaş gelmez değil. Sevinç gözyaşı döker. Öyle diyor İmam Münavi Hazretleri, evet, Allah-u Zülcelal Hazretleri onlara bu ikramı verir, çok büyük sevap verir. Böyle herkesin dinimizin emirlerine laubali olduğundan dolayı, inkar etmese bile açık saçık yola çıkıyor. İnkar etmedikçe günahkar da olsa mümindir. Ama sen böylelerini gördüğün zaman bana ne ya açılmış, yemezsin, hemen gözünü indireceksin. Yahuttu min absarim, erkeklere söyle Habibim, gözlerini harama bakmasınlar. Kadınlara da söyle Habibim, onlar da harama bakmasınlar. Allah'ın ayeti bu. Şimdi tam zamanı işte, sokaklar böyle haramlarla dolu. Gözümüzü haramdan sakınacağız. Evet, adam evinin penceresini, camının perdesini çekmeyi unutmuş. Sen de komşusun, içeride şu oluyor, bu sakın ha. Sakın ha, gözünü hemen çevireceksin, bakmayacaksın. Ya o açmış bana ne demeyeceksin. Bizde de emir vardır. Tabii korumak tabii herkese emredildiği gibi böyle durumlarda da bakmak caiz değil. Onu arz etmek istiyorum. Evet bunlar ateş yakmaz ve sevinç gözyaşı dökerler. Üzüntü gözyaşı değil. Evet Nesai Ebu Reyhane Hazretlerinden naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, güzel Peygamberimiz buyuruyor gene.
Hurrimet ennaru ala aynin beket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göze cehennem ateşi haram kılınmıştır. Evet, al cehennem ateşinde yanacağım filan diye üzüntüsünden hüngür hüngür ağlıyor, hışkırı hışkırı ağlıyor. Evet, aha bu gözü de Allah cehennem ateşini yaktırmaz. Ateşi ona haram kılmıştır. Evet, evet. Kıyamet günü bunlar rahat edecekler, sıkıntı görmeyecekler. Evet, Allah'ın haramlarına bakmadan gözünü indir. İşte Allah Teala o kıyamet gününde rezil etmesin beni, böyle olayım diye. Evet, böyle bilhassa diyor ki bak, kekeffir nazar la siyeme anis şabat, genç kadınlara, evet kadınsa genç erkeklere bakmaktan gözünü, evet yaşlı 90 yaşının kadına baksan o da yasak da fakat tarih taze 17-18 yaşında bir kıza bakmak daha da büyük günah, şehveti tahrik eder. Evet, 90 yaşında bir ihtiyara bakmak kadın bakımından o da yasak da elin şeyine, ama delikanlıya bakmak ya yakışıklı delikanlıymış gibi daha ağır günahtır. Böyle genç kızlara, genç şeylere, sakalsız olanlara, evet efendim, kitapta bunu okuyorum. Erkek adamın sakalı olur, bıyığı olur. Şimdi adam 5 vakit namazında din görevlisi, bıyık yok, sakal yok. İmam olmuş, bıyığı yok, sakal yok. Etme güzel kardeşim. Erkek adamın sakalı bıyığı olur. Büyük alimler diyorlar ki, evet, peygamber sakalı hiç kesmediği için sakal farzdır diyor. Öyle diyenler var. Ondan dolayı peygamber bir işi devamlı yapmak istememiş. Yaparsan farz olur da ümmetim yapamaz ve farzı yapmayan da ceza görecek diye. Böyle çok örnekleri var. Evet, öyle söylüyorlar. Ama biz sünnet-i müekkede diyoruz. Peygamber hiç kesmedi. Sünnet-i müekkededir. Alimlerimiz de öyle söylüyor. Şimdi bıyık yok, sakal yok. Hocalarda olmayınca cemaatte olur mu? Ama bakın görüyorsunuz. Evet. Sakalsız, bıyıksız erkeğe bakmak da dinen doğru değil. Buradan okuyorum. Evet. En nazar la siyeme anişşabat, genç kadınlara, genç erkeklere bakmak özellikle. Vel emrat, sakalsız, bıyıksız böyle kimselere bakmak, bakmak özellikle yasaktır. Evet. Şimdi böylece bunları söyledikten sonra diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri, şunu da ben ilave edeceğim. Zalim adamın yüzüne de bakmak doğru değildir. Çünkü yüze bakmak dostuz, şeyiz, benden sana razı gelmez gibi şeyler ifade eder. Çünkü yüz hatlarında böyle onu kin duyduğun, kızdığın anlatırsan zaten kavga çıkar. Ama böyle güler yüzle, böyle öfkeli olmadan bakış zalim adama bile yasaktır. Hele böyle Allah'ın haram kıldığı saçlara başlara bakmak elbette haramdır. Aha bunlardan gözünü koruyanlar da Allah'ın korkusundan gözü dökenler gibi cehennem ateşinde yanmayacaktır. Evet, yanmayacaktır. Evet, evet. İnnen nazara ilaveci zaleme yubtulul amel es-saliha. Evet, diyorlar ki böyle zalim kimselerin yüzüne bakmak, yani onu engel olacağı yerde böyle hiçbir şey demeden yüzüne bakıyor, böyle sanki hep dostluymuş gibi. Yubtulul amel es-saliha, salih amelleri iptal eder. Evet, bir de diyor ki Gümüşhan Ali, pekeyfe bimen yüsellimi aleyhim, bir de bir zalim adama selamun aleyküm, iki cihanda selamı senin olsun, benden sonra hiçbir tehlike yok demek nasıl bir şey olur, ne kadar kötü bir şey olur? Zalime böyle dua edilir mi? Selam dua demek, iki cihanda selamette ol demek, iyi gidiyorsun devam et demek, benden sonra ben dostum demek selam. Zalim adama bu söylenir mi diyor Gümüşhan'ın Hazretleri, böyle selam verilir mi? Ve zalim adamlarla oturulur kalkılır mı? İçli dışlı olunur mu? Evet.
ve onlarla beraber, oturup kalkıp yeme içme gibi içli dışlı olunur mu? Olunur mu? Biz inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ınız, onun kuluyuz. Dönüp dolaşıp onun huzuruna çıkacağız. Ona hesap vereceğiz. Düşünün diyor. Bunları düşünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarılarına kulak verin. Evet. Ve hurrimet en-naru ala aynin seharat fi sebilillah. Evet. Allah yolunda uykusuz geçen kalan gözlere de cehennem ateşi haram kılınmıştır. Nerede mesela? Nöbet tutmakta. Evet. Şeylerde, diğer konularda insanların başına, tabii gece nöbetçi bekçileri böyle, polisler böyle, askerler böyle, efendim görevli uykusuz geliyor. Ben insanların, müminlerin ırzını, namusunu, dinini, imanını, canını koruyorum, malını koruyorum. Bu niyetlerle Allah yolunda olur ki bu, böyle şey olanlar gözleri de ateş yakmaz diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ahmed ibn Hanbel Ebu Reyhane Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisiymiş bu sahabi. Evet. Hurrimet en-naru ala aynin gattat an maharimillah. Böyle Allah'ın haram kıldığı şeylerden gözünü sakınan kimsenin, kimse de cehennem ateşinde yanmaz. O gözü Allah'ın haramlarına bakmaktan yuman, bakmayan kimsenin kendini, gözünü Allah cehennem adına yakmaz. Evet. Evet. Bakılması böyle haram olan kişilere, yerlere bakmaz. Münavi diyor ki ve aynun fukiat, evet, ve fi sebilillah. Evet, askerdeyken, savaşırken, böyle bir güzel iş yaparken gözünü kaybetmiş. Gözüne bir şey isabet etmiş. Aha, bu adamı da Allah cehennemde yakmaz. Bu gözü de ateşin yakması haram kılınmıştır. Evet, kafirlerle savaşırken, ilâ kelimetullah için, evet, cehennem ateşi onları yakmaz diyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Kur'an-ı Kerim'de de ve inne minkum illa varidüha, her biriniz cehennem ateşinde bir görecek bir ayet var. Bu hadisler onları şey etmiyor mu? Evet, şimdi devamlı kalmaz. Cehennemlik olanlar gibi yanmaz. Ama onun ne kadar dehşetli bir şey olduğunu Allah onlara gösterir. Bu ayet o anlama gelir diyor. Evet, evet. Hurmetül car alel car kehurmeti demihi. Evet. Şimdi komşuluk ilişkileriyle bir hadis-i şerif efendim. Komşu haklarına riayet etmek, komşunun ırzını korumak, komşunun malını korumak, aynen kehurmeti demihi, kanını korumak gibidir. Komşunun malını korumak, ırzını korumak, komşunun kanını korumak gibidir. Evet, kanını akıtmak, öldürerek kan akıtmak nasıl yasaksa, onu koruyorsa, koruyacaksan, malını korumak da, ırzını korumak da öylece önemlidir. Evet, öldürmek haramdır. Evet, keza ırzını çiğnemek de haramdır. Evet, onu da böyle bileceksin. Komşunun komşu üzerindeki hakkı, aha böyle, aynı kanının haram olduğu gibi bunlar da koruması haramdır. Evet. Evet, tabii belki birinci de adam öldürmek, ikinci de şu diye böyle sıralamada birinci olamaz ama böyle haram şeydir. Yani yeri önemlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi cezalandırma dereceleri de farklı olabilir ama haramlık da böyledir diyor güzel Peygamberimiz. Evet, Müslümanın malını korumak, kanını korumak gibidir diye başka hadisler de var. Abdullah Mesud'dan nakledilmiş. Evet,
kanını akıtmak nasıl haramsa Müslümanın malını korumak da öyle, komşunun malını korumak da evet, onun rızası olmak için habersiz almak aynı şekilde öyle şeydir, canını korumak gibi şeydir. Evet, öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kendi rızasıyla olsa o ayrı iş diyor. Ama onun haber olmadan malını alamazsın, ırzını namusunu göz dikemezsin, onun canına filan göz dikemezsin, korumak zorundasın, korumak zorundasın. Efendim, malı söyledi Peygamberimiz, mal canın yongasıdır derir, dinde de öyledir. Onun için maldan söz etti. Evet, yani bu konuda haram olan şeylerin hepsi buraya girer. Evet, evet. Hurmetul mâlil müslimi kevrumu demihi, Müslüman kimsenin malını yasaklığı korumak, aynı kanını korumak yasaklığı gibidir. Evet, yani ölümü nasıl bir Müslümandan reddediyorsan, onun şeyini malından da hırsızlardan koruyacaksın. Malını telef etmeyeceksin, koruyacaksın. Evet, bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Evet. Şimdi sorularınıza cevap vereyim. Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Namaza alıştırmada, dinini öğretmede, edepte ne tavsiye edersiniz? Tabii biz dinimizin emirleri dışına çıkamayız. Dinimize ait ilave de yapamayız, eksik de söyleyemeyiz. Efendimiz ne buyurmuşsa, Allah ne buyurmuşsa aynını size aktarmak zorundayız. Şimdi çocukların güzel olsun istiyorsan güzel hanım alacaksın. Dini, imanı, ahlakı güzel. Değil mi? Öyle diyor Peygamberimiz. Evet, yakışıklı olması tamam, seç, tamam, beğen de sen ahlakı güzel olanı tercih et diyor güzel Peygamberimiz ya. İş oradan başlar. Ondan sonra besmelesi yatağa girmeyeceksin ve hanımına haram lokma yedirmeyeceksin. Çocuğun güzel olsun istiyorsan, terbiyeli olsun istiyorsan, onu soruyor ya. Ne, nasıl yetiştirmez? Haram lokma yedirmeyeceksin. Evet, çünkü onun yediği gıda karnındaki çocuğa da geçiyor. Doğduktan sonra da ana besmelesiz süt vermeyecek. Sen haram lokma yedirmeyeceksin hanıma ki sütü haram olarak çocuğa gitmesin. Evet, çocuk erkek doğarsa kurban keseceksin, şükür kurbanı. Evet, sonra sünnet ettireceksin. Kıza bir, erkeğe iki. Evet, böyle şükür kurbanı keseceksin. Erkekse sünnet ettireceksin. Evet, böyle besmelesiz şey etmeyeceksin. De iyi komşu. Evet, sen ne kadar böyle titiz davransan, komşun tam aksi durumdaysa, sen evden çıktığın zaman apartmanın bahçesinde oynayacak çocuk ters şeyler öğrenmişse, senin terbiyen sıfır olur, kalmaz. Onun için iyi komşu, çocuğumuzu nasıl yetiştirelim? İyi komşularla komşu ol. Çocuğun üzerinde böyle dediğim bu tedbirler al ama aynı zamanda da iyi komşu, dikkat et. Evet, evet. Sonra çocuk sen namaz kılsan, namaz kılarken görsün seni. Küçük çocuk yani anlar. O gördüğü şey gidiyor içeriye, kaydoluyor içeriye. Namaz kılmak şekli gidiyor kafasına. Daha mantığı kafası çalışmasa bile o kaydolsun. Evet, bir de biliyorsunuz doğduğu zaman sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına gamet getirilir, güzel et konur. İlk çocuğun dünya geldiği zaman ilk duyacağı söz iman kelimesi olsun diye, o kaydolsun diye. Mükellef mi çocuk? Ya mükellef değil ama ilk kaydolan yazı o olsun diye. Atalarımız bunları adet olarak Efendimiz'in sünnetlerini bırakmışlar. Sen de televizyon şunu dinleri, Avrupalıları taklit etmeyeceksin. Güzel Peygamberimizin bu sözlerini kulak vereceksin. Evet, böyle ilkten hemen 7 yaşındaki çocuğa namaz kıl 5 vakit, dur ya, yavaş yavaş olacak bu işler. Seni zaten namaz kılarken gördüğün zaman o kendinden kılmaya çalışır. Ve azarlamadan, sevdirerekten, Kur'an öğreterek, öğretmeyi basitten zora doğru böyle inna tayne ile başlarsın, kul vallahi başlarsın, kul ya yüver kafirine sonra gelir.
Böyle kademe kademe öğreteceksin. Evet, iyi arkadaşlar edineceksin. Evet, nikahta şaka olmaz buyurmuştur. Evet, ben söylemiyorum. Dinimizin hükmü bu. Ben dinde olanları aktarıyorum. Yani nikahta şaka olmaz, boşamada şaka olmaz, küfürde şaka olmaz. Evet efendim. Yani gavurundur böyle deme güzel kardeşim ya. Deme böyle, şaka yok diyor ya. Dinci ölüyor, ben söylemiyorum. Evet, ve kimseye şakacıktan olan ne kafirsin sen deme yahu. Kalbinde iman olan kafir diyen kendi kafir olur diyor Peygamberimiz. Yapma böyle şakayı. Evet, şakacıktan küfretse, böyle dine imana sövse kafir olur. Şakası yok dediğim bu. Şakayı bunları yapmayın. Keve şakacıktan hanım, ya mesela bir kadına, sen benim karımsın. İki tane Müslüman şahit. O da kabul ettim dese nikah kıyılır. Ya biz şaka yaptık ya. Olmaz. Dinde bunlarla şaka olmaz. Sonra kadına boş ol lan desen ha 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 hi hi karı boş olur. Şaka yoktur buralarda. Söylediğim bu. Dinin hükmü bu efendim. Bu kelimeleri unutacaksın. Kafana koymayacaksın. Tabii biliyorsan, bilmiyorsan hep bu yanlışları yaparsın. Kanun bilmemekte mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu'nda da var, dinimizde de var. Öğreneceksin efendim. Evet, nikahta şaka olmaz buyurması böyle. Yani ben gösterişi değil. Yo. Nikahın, karı boşamanın, küfrün işe gösterişi yok. Evet. Bir tiyatro oyunda sizi nikahla alayım diyordum. O da seninle evlenmek canıma minnet diyordu. Evet. aldım vardım dedikleri anda nikah kıyılmış olur efendim. Ha tamam evleneceğim ne zaman? Ne zaman? İşte bu geniş cümle. Evlendim dedin mi? Bunun önü arkası yok. Nikah kıyılmış olur. Böyle deme. Evleneceğim. Ne zaman? Öldükten sonra. Mesela böyle kelimeler dikkat edeceksiniz. Dinin emirleri bu. Evet efendim. Aldım vardım seni nikahladım. Tiyatro oyununda veya filmde söylerseniz öyle diyor kitaplar. Nikah kıyılır diyor. Şakası yoktur diyor. Böyle boşamışsınız boş olur karınız diyor. Böyle ben de bunları size duyuruyorum. Bunların şakası olmaz dedim bu. Ömrüye giden biri daha önce hacca gitmediyse hac ona farz olur mu? Evet efendim. Bunu da şimdi çok yapıyorlar. Hac ömrede bir defa, ömürde bir defa. Ömürde bir defa. Tabii vasiyet edeceksin. Ben hacca gidecek kadar imkana sahibim. Ama işte sıraya sokuyorlar ya, başvuruyorsun. Sıra gelmeden evvel ölüverirsem diye benim yerime hac edeceksin, vasiyet yazacaksın. Evet, çünkü imkanı buldum. Ha, ondan sonra böyle derken ömreye gitmek serbest. Evet, ömreye giderseniz hemen 10 sene hac yapmak farz oluyor. Dinin hükmü bu efendim. Böyle ömrü yapmamışlara, ömründe bir defa hac yapmak farz. Fakat ömrü yaparsa, oralara gitmek demek ömre değil mi efendim? Hac, bayram gününün dışında, diğer zamanlarda Kabe'yi tavaf edip, değil mi? Bu ömre bu. Ömrüye bu imkanı bulduysan diyor alimlerimiz, müştehitlerimiz, bu imkanı haçta kullan. Onun için hacca gitmemiş adam, ömre yaparsa hemen o sene hacca gitmesi farz olur. Farz olur. O dediğimiz budur. Onun için böyle bir şey varsa artık başka yerden mi gideceğim? Ben kaç kere Fransa'dan gittim mesela. Yani orada buradaki gibi burada kayıtlar olmadığı için sen de İngiltere'den mi gideceksin? Amerika'dan mı gideceksin? Böylece o sene hacca git. Farz oluyor o sene. Gitmesen hac farz olduğu halde yapmadığı için hesap vereceksin. Bunlara tabii fıkhi hükümlere dikkat etmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, el ladî la ilahe illa hu, el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife, Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed ve ala birer elem neşrah leke şerif. Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vatana anke ve zekelledi angadada. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. 11'er Kul Huvallah'a suresi besmele ile beraber bismillah. Kul Huvallahu Allahu Samad lem yelid ve lem yulad. Kul Huvallahu Allahu Samad lem yelid. Kul Huvallahu Allahu Samad. Kul Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal ladzina en'amte aleyhim. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ve nehâli âyâtin li ulil elbâb. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم آمين سبحان رب العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي sohbetimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. İndirilmiş olan 7 Kur'an hatmimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine hediye ettik vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Efendimiz'in sünnetlerini öğrenen, hayatının her safhasında uygulayan ve din kardeşlerine de öğreten, böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki cihanda yüzü ak çıksın dedikler olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın dahi ervah-ı pakine hediye ettik vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehl-i beyt, el-ashab etbaaları rıdvanullah aleyhi mecmen efendilerimizin de erva kutsiyelerine hediye edik vasıl eyle. Bu sohbetimizi öğrendiğimiz, ilmimizi aldığımız, kendilerine feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz, eserlerine yandığımız alimlerimiz, hocalarımız başta olmak üzere sohbetimize katılan kardeşlerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı için Şiveda kuzağının ervahına, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için eserler diken ashab-ı hayratın ervahına, arkasından Fatih okuyacak kimsesi kalmamış garip ervahına hasreten hediye edik vasıleyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi bizim de günahlarımızı affeyle. Ayıplarımızı setreyle. Ahirde intikal eden akrabayı tuhalikatım, üstazlarımızın, müminlerin kabirlerini pür nur eyle. Ravzatü min riyazil cinan eyle. Hufratü min huferin niran. Cehennem çukuruna bir çukur olmaktan mahfuz-ı masun eyle. Ya ilahil alemin. Bunları hayatın her safhasında düşünerekten buna göre
hayatına yön veren, istikamet üzere yaşayan, Allah'ın emirlerine uyan, Peygamber sünnetlerine hayatına uyan, güzel Müslüman olmayı bize nasip eyle, neslimize de nasip eyle. Bunun için bize tevfik-i semazani mazhar eyle. Şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhar'da edilen salih kulların dualarını kabul ettiğin gibi kabul eyle. Ya ilahel alemin, ya ahramir rahimin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, arzi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden, virüsten halas eyle, kurtar. Kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, bizler ve Müslümanların hakkını düşündükleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. İslam'ı, Müslümanları aziz eyle, küfrü kafirleri kahreyle. Ya Rabbi, imanımızı kamil, rızkımızı helalından bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizi hayreyle. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke, la şerike lek, nestağfiruk ve netubu ilek. Subhane Rabbine Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin.